oldu? İki ayağımı bir pabuca soktum. Ezan başladığına göre epey geç olmuş demektir değil mi? Akşam ezanı okunduğuna göre durumu siz farz edin. Hani bizde bir şey yoktur. Çok düzen hastalığı falan yoktur. Sabahtan karar verin de yapayım. Sabahtan akşama kadar o kadar iş bizi yoruyor ki. Bir de çıktım dama 4:30'da indim. Neler yaptım neler. Bizim işler bitmiyor. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görenler, yeni gelenler, abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ricamızdır. Son anda, yani her şeyimiz bizim son anda. Benim yeğenim hep söyler Ayşe'cim. Yani size en zor, sen de dur, tamamlama 5 dakika. Düşündük, Nurhan'la bir kavga ettik. Bizim kavgamız vardır böyle, çene kavgası. Sesler böyle yükselir. Bizim soyumuzda da varmıştı o. Annem anlatırdı. Akşama kadar çene böyle yaparlarmış. Akşam herkes birbirine yemek götürmüş. Çok gülerdik yani annem. Ya şey, kavgamız da ne yapacağız? Ne yapacağız? Niye düşünmedin diyor Damla diyor. Dedim ben o sabah Nurhan'a sabahlık diktim. Epeydir yani bekliyordu. Bir ara teğelledim falan. Bir yanlış yaptım yakasını uzun süre dikmeyince. Polardan çok yumuşacık. Evet evet, o aldığım polardan. Ona kafam çok takılmıştı. Yaka kısmı açıktı, sonra neyse onu kapşonluya çevirdim. Ben de dedim ki ben dikiş dikerken dikiş düşünüyorum. Yemek mi düşünüyorum? Ne kadar yani, dikiş dikenler bilir dikişin zorluğunu. Neyse son anda dedim ki bugün yemeksiz kaldık. Nurhan da sinirlendi, gitmeden hemen falan yapak yiyek bari dedi. Evet. O anda aklıma geldi. Kıymamız var. Kıymamızı böreğe saklıyordum biliyorsunuz, o kavurduğum kıymayı. Börek yapmak istiyordum. Çarşaf böreği gibi, böyle şey gibi. Neyse Nurhan dedi ki o zamana kadar ne olur yiyek de bugünlük karnımız doysun da. Hemen ben annemin meşhur şeyi vardı. Patates oturtması. Annem bunu çok yapardı. Çok da güzel yapardı. Annemin çok güzel yaptığı çok yemekler vardı. Annem acayip eli lezzetli bir insandı. İnsan yani, hala yapmadığı için tabii ki. Çok yemek yapmadı ama. Yaptığında da çok tatlı. Evet. Şöyle patateslerimizi şey yapıyoruz bu sefer. İkiye bölüp oturtturma, patates oturtma modeli. Şöyle biraz inceltiyorum tabii. D diyeyim ben ona, D modeli. Ay mı, yarım ay. Çok ince değil, çok da kalın değil. Ha, o hızla girdik mutfağa. Yani şu an karar verip de girmemizin arası 1 dakika. Ben koştum, patatesi getirdim. Soymaya başladım. Hız. Damla birazcık çiçeklerle falan uğraştım. Bakla etmiştim, baklalarım çıkmış. Onlara yer yaptım. Kasadan yer yaptım. Vallahi yaptım canlarım. Heh, patatesimiz hazır. Anında süzüyorum, anında. Bütün kızların Uğrancım önüme hazırlamış. Yürümeyen yüzü diyorum her zaman, her şey. O arada marulları yıkamış, domatesi yıkamış. Pirincimizi getirmiş. Pirinci ben getirdim herhalde. Evet, sen getirdin. Şeyi getirmedik. Şehriye. Orada mı şehriye? Şehriye var. Var diye biliyorum. Anam onu da mı bitirmişim? Şehriye çok yaptığın için. Bak hele. Ha, arpa bu. Pirinç attım da pirinç mi almış herhalde? Sevindiydim. Şehriye nerede şimdi acaba? Şehriye kolayda. Masanın üstündeki bölümde. Geçen erişte aradım. Aa, ya. Çünkü ben son zamanlarda görmedim. Bunun şimdi ne oldu? Bakalım. Bu bence bugün yeter. Yaptığın kavurma değil mi? Bugün yaptığın kavurma bir tatlı olur kavurup koyduğun zaman. Ne diyorsun? Bence kıyması tam. Kıymayı az mı çok mu derken bir lokma yedik. Daha da yiyesim var. Düşünün sabah, o sabah, bu akşam. Evet. Kıymayı hemen koyduk. Kıymanın kavrulmuş olarak kalması daha güzel değil mi? Çok. O ne? Kim ya? Kim kavga ediyor?
İçeriden mi bu, dışarıdan mı? Bence dışarıdan. Hemen bir tane soğanımı hemen çimdim. Biri var ama dışarıda, kime sağ ol. Pepit geldi mi? Pepit yok. 5 dakika yemeği yapalım mı? 5 dakika yemeği yapacağız. Mecbur. Su da koymadık ama sıcak. Pilava. Koyarız. Tamam, ben şunu yağ çıkarayım. Bol karabiber yapalım. Bakın kıymamız bayağı çok oldu. Biraz ayırın mayırın derken Nurhan ayırtmadı. Bol olsun. Ben bunu böreğe saklamıştım. Börek için saklamıştım ama işte kısmet. Ne istiyorsun? Yağımızı hemen koyayım. Sizde ne yapıyorsun? Soğanımız kavruldu kıymayla. Bir kaşık ya, salça, domates, biber salçası. Evet. Salçası mükemmel görünüyor. Harika oldu. Hemen patatesini koyup bir döndüreyim. Bence epey döndür. Şey olsun, ısınsın. Tabii. Niye derse çabuk pişsin anlamında. Aynen, çabuk pişsin. Yani bize öyle sabahtan, öğlenden, ikindinden, bir gün önceden karar falan veremiyor canım ya. Koştuk son anda. Bugün yemek yok dedim değil mi? Evet. Nurhan da diyor ki. Ama bugün yine sen söyledin. Bugün her, nasıl olduysa ben buldum bugün. Nurhan hemen kıymayı duyduydu, gene makarna istiyor. Vallahi istedik. Yalan yok. Bak ne kadar güzelmiş, eti de çokmuş. Aslında şey mi yapılır? Ben onu öyle arasına hani evet. Şey gibi karnıya konurdu. İki patatesin arasına koyardı böyle annem, seri şekilde döşerdi ama bayağı kıyma lazım o zaman. Ne mantık ki? Aynı ya, hiç fark etmiyor. Yürüyor ki aralarına. İşini zorlaştırıyorsun aslında. Şimdi ne yapıyorum? Hemen 4-5 diş sarımsağım var. Onları şöyle, lezzetin sırrı, bir kabuk düştü onu gördüm. Zaten annem geldi, oğlum geldi. Kokulara dayanamadılar. Yemek hazır mı diyor. Bundan da çevirelim. Altına kısmışım o arada, gördün mü? Şimdi ne yapıyorum? Tuz atıyorum. Tuzu evet. Şu tuzdan atayım da lezzetli olsun da, bunun içinde de tuz kalmamış. Altta var aslında ya. Çıkarayım mı? Çıkarak mı? Bu çok lezzetli yapmıyor, tamam, ya. Bu kaba, kalın. Bilir, o tuzu marka gibi oluyor ama hiçbir lezzet vermiyor. Bundan yaptık yapalı vazgeçemiyoruz şimdi de. Kaba tuz yok mu? Eski turşuluk tuzlar. Atmayalım. Evet, mis gibi bak. Kokusu geldi. Kokusu geldi. Hemen ne yapıyoruz? Hemen bir çevireyim. Tuzundan sonra. Tuzunu da şöyle güzeldi. Aslında bak, güzel ya. Kışın değil mi? Farklı. Bunu mesela yazın yap, yiyemezsin. Tabii, kış yemeği bunlar. Yazın Adana çok sıcak olduğu için genellikle hafif. Gerçi biz hafif yemedik de sıkma börek, aha onlar olur da bu onlar hafif sayılıyor. Pilav falan çok ağır geliyor yazın. Şöyle domatesimiz. Bir tabak domatesim var, hafif onunla da aralarına girsin diye ben yapıyorum. Şimdi de annemin yaptığını yapacağım. Hatta ne yapardın hatırla. Hatta ne yapardın? Megan hatırlamıştır. Vallahi Megan hatırlamıştır. Ya bu yemekte mi baktan bilemiyorum ama üstüne böyle margarin mi koyardı? Ay evet herhalde ya. Üstüne böyle şey. Margarin moda olduğu seneler. Keşke olmayaydı hemen. Margarin böyle üstlerinde olduğunu hatırlıyorum. Bak hemen karabiber canım. Biliyor musun? Evet, pul biberimiz, karabiberimiz. Çok yaptım herhalde ben. Bak bakalım. Az mı yapmışım? Yok toplu gitti. Şimdi güzel olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Annemin sırrını. O biraz sonra yapacağız değil mi? Kaynadıktan sonra. Hangi sır? Tabii biraz pişsin. Biraz pişiyor. Kapağımı örtüyoruz. Hemen pilavıma geçiyorum. Bir damla su koyayım, dur. O yeterli geliyor değil mi o su? Şöyle çok az bir su koydum.
Şunu da örteyim mi oran? Ses çok fena geliyor. Ağzını örtüp hemen pilava geçiyorum. Hadi. Ya paketi yeni açtım, ona göre düşünün. Kaç defa yapıyorsun? 3 kere yapıyorum. Biz bir tercihiyeden çok seviyoruz öyle ya. Bakalım. Evet. Ya benim oğlum pirinç pilavı yemezdi. Bu tercihiyesini çok koyalı. Bayağı zeytinyağlı falan yapıyorsun. Evet, zeytinyağlı yapıyorum. Yağımız bitti. Yağa gidemedim. Bunu da şimdi bunu ye, buraya alayım, bunu buraya alalım. Şehriyemiz kavruldu. Hemen pirincimi ekliyorum ha. Son kararımı. Bakayım şöyle yakınla. Ya ışık nasıl oldu. Oluyorsa önümüzde bölgeye düşüyor. Olsun, bir şey olmaz. Şimdi aldım. Çok mutluyum. 2,5 kilo aldım ama bak, biraz da çok koyuyorum ya ben. Gözüm doymuyor, fazla yapıyorum. Bir de yiyorlar bizim gün herhalde güne. Kaldımı. Bugün beni de kendi kendine çıkan, hepsi kendi kendine çıkıyor da acıktın mı düşünüyorsun. Pirinç pilavı da epey bir yapmamış. Pirincimiz çok bol. Ha geçen de diyorum ki bulgur çok yedik. Bulgur yapmayalım mı? Bıktım, Allah günah yazmasın diyorum. Aynı gün bulgur yaptık değil mi anne? Bulgur yapıyorum. Ama nasıl? Çok güzeldi. Unutturuyor yani güzelliğinden. Bu meğenin pirinci. Böyle koyuyorsun. Müthiş oluyor. Suyu çok fazla kaldırıyor. Az koyduğum zaman kimse yiyemiyor. Şöyle koyuyoruz. Çünkü artık 2 tane kapağımız var. Yeğenim, cam kapak değil mi? Yeğenim tencere verdi. Bu mu onun verdi? Buna benziyor. Evet, buna benziyor. Ha, kapağı onun kapağı bu değil mi? Aa, buna doldu bak. Bu aynı modelmiş işte. Evet. Canım Ayşem, bir tanem. Böyle mis kokular eşliğinde maydanozumuzu da koyayım. Bak bu özelliği. Bu çok güzel bir tat oluyor. Bu oturtmanın, patates oturtmanın şeyi bu yani. Annem yapardı, bayılırdık ya. Tencerenin dibini yerdik. Kalabalık olunca yetmezdi ya. Hı? Çok güzel olmadı mı görüntü? Müthiş. Vallahi ben çok beğendim. Haydi bakalım. Pilav orada pişiyor. Pilav pişiyor. Sarışık güzel görünüyor. Su mu döktün limonuna? Evet, limona salata, hani şey marulun şeyini döktüm. Yardım edeceğim, bekle. Hemen bekle, bir poz ver. Daha yeni aldık. Evet, niye öyle olmuş? Hova yamulmuş. Çok sıcaklama dönüyor, çok kızdı. Artık tek odun yapmıyorum ya, kömür de yakıyor. Şey, odunumuz bitecek. Dün ama hızlıydı değil mi? Alta şey koyuyor. Hemen yakıyorsun. Ana bunlar da. Bunun birini koymayayım ya, çok fazla. Şu dışarı koyayım, baksana delik delik olmuş. Evet. Şey, hava çok sıcak da damda yandık yani, bugün güzeldi. Derece evet. 22'ye falan çıkmış ama banyo falan yaptık ya, üşüyoruz gene. Gel bir de annem durmuyor yani, şey de olsa, ılık ya da olsa. Şey, yemek yerken güzel aynen oluyor. İlla ki istiyor da evet. Biz de üşüyoruz ama işler bitip çay oturup aynen çok şey oluyor. Çay içmeye durduğumuz an çay elimizde aldık mı bir titreme tutuyor. Gündüz çok sıcak ama geceler yine de serin. Ama her yer buz gibiymiş. Vallahi bugünlerde çok fena sıcak gündüzler ama. Sobamı da yaktım. Nurhan da o arada ne yaptı? Salatayı ben yaptım. Ya salatayı yapmış. Pilavın altını örttüm. Yemeğin de altını örttüm. Hazırlayalım bakalım. Annem şimdi teftişe gitti herhalde. Annem yemeklere bakıyor. Evet. Hatta koyduğumuz zaman pişmedi mi diyor. Anında.
2 dakikalık yemek istiyor. 2 dakikaya yumurta yapsan olmaz. Evet. Ben odunu katana pamuk gibi olmuş bir tane aldım. Ne kadar çabuk oldu değil mi? Fırın olsa iliğimizi keseyim. Boğazım yandı. Ah, dur. Hala yanıyor. Sen kesiyor. De sıcak yiyorsun. Patates şimdi olsun. Pilavımız da demlendi. Güzel oldu değil mi? Evet. O da demlendi. Elime nasıl oluyorsa. Kapak bölümü var aslında şey açma yeri. Şöyle karabiberlerini de serpeyim. Biraz daha yaparım ben onu. Evet. Annem hemen daha doğru yanmış. Anneciğim. Bakayım hazır. Çok acıttım ya. Gelin buraya bakıp bak. Evet. Buran salataları yapmış. Salatalar. Salatayı yapmış. Ben de turp canımız istedi. Nasıl oğlum can istedi o gün. Babatanın her şeyini şey yaptım. Attım. Tuzunu, biberini, limonu. Valla çabuk yapmışım. Ben bir kömürü kattım geldi. Mama hızlı davrandım. Ne kadar iyi de. Yapıyoruz biz. İki tane turp makale. Bir tanesi bile dolu oldu. Bakın. Taze taze alırsın. Biraz sert gibi geliyor ama. Ama tadı bir güzel. Tadı güzel. Güzel evet. Ekmeksiz bile güzel. Fato şekilli seviyor değil mi bunu? Nasıl? Böyle ben mesela incecik dilim olur böyle. Ha, ben çok de kalın olacak. Ben de dilim ve limon tuz benimki. Bende de valla kapkalım olsun böyle. O kadar hoşuma gidiyor. Sen limon tuz da sevmiyorsun. Yok hiçbir şey bunda. Ama siz limonlu sevdiğiniz için limonlu yapacağız. Berk de limonlu seviyor. Limonlu seviyorum. Üstünde pul biber az bir şey. Salatam bir sadece karıştırılacak. Sadece karıştırılacak. Meşhur tabağımız. Meşhur tabağımız. Meşhur tabağımız. Nasıl tuzu? Tadına baktım. Nedense Nurhan'ın yaptığı salatalar çok daha lezzetli olur. Yok ya estağfurullah. Vallahi öyle. Yok ki. Her zaman demem ben. Nurhan'ın salatası daha güzel. Aslında ne biliyor musun? Kendi yaptığını çok sevmiyor insan. Biri yapacak. Mesela senin yaptıklarını da çok seviyorum. Kale gibi oldu kız bu. Ayazdı. Gizli bir şeylik değil mi? Çiftine 5 lira aldım bu marulu. Çok iyi değil mi? Ben dün pazardan geldim ama bizim buradaki ben pazar diyorum ya. Dün de pazar pazarına gittim. Ama eve gelemedim. Gece öbür seferinde de istiyordum. Kardeşime uğradım. Yeğenimi göreyim diye. Pazar malzemelerimi de gelip çekemedim. Şey yapamadım. İki çifte 5 liraya marul aldım. Güzel ama çok güzel. Sonra gittim biraz ileride daha büyüğü bu kadar çifti 5 liraya aldım. Onu da aldım. 3 kilo 20 liraya patates aldım. 6,5'a kuru soğan aldım kilosu. 2 kilo aldım ondan da. 13 lira verdim. Arkamı döndüydüm 6 lira yapmış. Aa. Bir sinir oldum. Hemen o anda mı? Arkamı döndüm ha. Birden fikir değiştirdim. Oraya uğrayacağım aklıma gelince. Ne almıştım başka bir şey hatırlıyor musun? Domatesimiz. Domates dedim ne kadar dedim böyle önde iyisi vardı arkada da bir yemekliği vardı ama çok güzel. Kan kırmızı böyle o kadar lezzetli. Şöyle bir baktı ben de 3 kilo ona verirse yine alayım diyecektim. Hepsini al 10 lira dedi. 2 poşet. Getiremedim o pazar arabası taşıma. Biraz rendeledim ben buzluğa attım. Biraz dedim yumuşak olanlardan hemen Nurhan'a rendele onu buzluğa. Bir şey burada kaldı sığmadı. Bu kadarını da yukarı çıkarttım. Hepsini al 10 lira dedi. Yazın vermediler o kadar. Bir de ıspanak aldım onu unuttuk. Kilosu 5 liradan. Soğan? Soğanı dedim 6 lira. 6,5'tu. Evet. Patates ya. Soğan yani. Ha patatesle soğan da aldım. Eksik olanları alayım dedim. Haydi bakalım gidelim. Evet servis zamanımız geldi. Müthiş patates oturtturmamız. Ay al ay ay. Vallahi kaç dakikada pişiyor bu ya? Çok hızlı değil mi? Müthiş ay. Şöyle kıymalar da üstüne gelsin. Biraz da suyunla da. Çok az da suyunu. Suyunu dert sever. Onunkini sulu yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Tenceremizi yanımıza götürelim. Sobanın üstüne koyalım. Yok katıp katıp yiyelim böyle. Şöyle. Hemen pilavdan da katayım. Kendisi yaptım ya salatayı. Biraz görsel yapayım kendime. Evet.
Dağ gibi. Sadece salatayı gösterirmişim. Evet. Pilavımız. Müthiş pilav. Bunu da koyayım mı? Olur. Şuradan. Ellerine sağlık canım. Vallahi bugün de bulamayız dedik. Allah'ımızın verdiğine bin şükür. Evet. Oluşun. Oluş. Şuna bakar mısın? Servisimizi de burada hazırladım. Masaya götüremedim. Herkes oturmuş. Yemek bekliyor. Evet. Durduramıyorum. Evet. Biz böyle de yapıyoruz. Oraya koyayım mı? Masaya geçeceğiz şimdi. Sonra oğluma birazcık tabağa katayım. O patatesi çok seviyor. Turpumuz. 5 dakikada valla Allah'ımıza bin şükür ya. Evinde patatesin, soğanın olur varsa her şey olur derler ya. Aynen. Müthiş, mükemmel. Ellerine sağlık. Bugün de bizim evin hallerinden patates, annemin meşhur yemeği patates oturtturması, pirinç pilavı, Nurhancığım da marul salatası yapmış, turbumu da topladım, sobamı da yaktım, daha ne olsun. Hepinize çok 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 mutlu günler, aylar, haftalar, yıllar diliyorum bir tanelerim. Sizleri seviyorum. Umarım beğenirsiniz. Annem sulu sever değil mi? Evet.